Evet, tekrardan merhaba. Şu gördüğünüz, ekranda gördüğünüz kombinini yenileyeceğim. Kaç çekmece var? 5 tane çekmece var. Bu çekmeceler üzerinde farklı farklı teknikler uygulayacağım. Üst kısmı rölyef budak yapalım, onu eskitelim istiyorum. Hani bir de ben anlatayım, rölyef budak nasıl çekilir? Şu yan kısımlarını, yani açıkçası belki farklı bir şey de yapabilirim, bilemiyorum. Şu an aklımda basit mermerleme var. Onu gösteririm size. Bir de Amerika'da çok yaygın bir boyama tekniği var ve ben onu çok seviyorum. Onu çok başarılı yapan birkaç hanım var. Yıkama tekniği mi deniyor? Türkçesini de söyleyeyim ben size. Çok güzel bir uygulama. Hani ben elimin el verdiği ölçüde tekniği size anlatarak yaparım. Yani bu kısımlarını farklı yapacağım. Şu yanlarını. Üst kısmını rölyef budak yapmayı düşünüyorum. Çekmecelerde de Instagram story'de ben sormuştum. Hani hangi teknikleri istersiniz? Sonuçta 5 çekmece var. Bu biraz çarşamba pazarına dönecek. Hani farklı teknikler olduğu için. Ama benim isteğim sizlere en azından hani dilimin döndüğünce merak ettiğiniz teknikleri bir uygulama üzerinde göstermek. Bu şekilde yapmayı planlıyorum. Bana beton efektiyle ilgili istek geldi. O kolay zaten, beton efekti. Ne yaparız onu? Çatlatırız. İşte belki aksesuar falan yaparız. Yani varak merak eden oldu, üzerinde stencil merak eden oldu. Onlar zaten çok kolay. Bir beton efekti dediğiniz rölyef pasta tarzı bir dokulu malzemedir. Öyle söyleyeyim hanımlar. Bir de istek olarak Instagram üzerinden bana gelen isteklerden dekopaj geldi. Hani dekopaj eskitme. Biz öyle sadece dekopaj eskitme yapmayız da onu çatlatma yaparız. Ne bileyim, o an elime aldığım zaman aklıma ne gelirse o şekilde size bildiğim kadarıyla hem malzemeleri tanıtırım hem de tekniği anlatırım. Bu arada tabii evde hani kendi imkanlarımla cep telefonumla çekiyorum. Bunu birçok zaman söylüyorum size. Ses kalitesi ve görüntü kalitesi elimden geldiğince imkanıma göre iyi olsun istiyorum. Şöyle bir mikrofonla, gece vakti şu an çektiğim için hani sesin duyulsun diye öyle bir mikrofon kullanıyorum. Sonuçta eğer beni izlemeye, abone olmaya, soru sormaya değer buluyorsanız benim de elimden geldiğince sizlere daha kaliteli videolar çekmem gerekiyor. Zaten aslında benim isteğim size teknik daha çok anlatmak. Hani bu uygulamalar çok yapılıyor ama gözünüzü büyütmeyin. Alıp yapabilirsiniz kolaylığında, anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde göstereyim. Önce bir rölyef budak malzemesini tanıtayım. Rölyef budak pasta, budaklardan çıktı. Onu bir tanıtalım, malzemeleri bir tanıtalım. Çünkü boyama işi yapmak isteyenler için önce malzeme tanımak lazım hanımlar. Baştan onu söyleyeyim. Malzemeleri tanıyın, boyaları tanıyın, yan ürünleri tanıyın. Böyle olursa daha sağlıklı, güzel işler çıkartırsınız. Ben şimdi dilimin döndüğünce size rölyef pasta neymiş, neler yapılabilirmiş önce onu anlatayım. Daha sonra rölyef budak pastayı buraya çekelim. Evet, mikrofonumu cebime koydum. Bir önlük giyiniyorum, boya önlüğü. Onun cebine mikrofonumu koydum ve şimdi size sesimin yettiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir rölyef budak nedir? Şöyle açalım, tanıtalım. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Biz bilmeyenleri baz alarak anlatalım da o şekilde en azından baştan temel bilgi olsun. Rölyef pasta böyle. Şöyle krem şantiden daha koyu kıvamda dokulu bir malzeme. Bunun çeşitleri var. Perlası var, renklileri var, metaliği var vesaire. Yüzeye sürüldüğü zaman kuruduğunda alçı gibi kuruyan katı bir malzemeye dönüşüyor. Şimdi rölyef pastayı isterseniz budak doku yaparak kullanabilirsiniz. İsterseniz mobilyanızda, hani çatlak vardır, deforme olan bir mobilya vardır. Onu
En azından hem tamirini hem de geri dönüşümünü yapmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çeşitli dokular yapabilirsiniz. İlla rölyef pasta yap, rölyef karıştı. Rölyef pasta budak karıştı. Toparlayacağım onlar. Kusura bakmayınız. Ama hani ben açıkçası kendimi sizden, evinizden, aileniz üyesi olarak gördüğüm için samimane konuşuyorum. Şimdi ne diyorduk? İsterseniz rölyef pastayı budak aletiyle çekip ağaç görünümü yapabilirsiniz. İsterseniz fırçayla tamponlayarak yüzeyde bir tamponlanmış görüntü bırakarak kullanabilirsiniz. İsterseniz spatulayla gelişi güzel darbeler vurarak bir doku elde edebilirsiniz. Benim 10 sene önce yapmış olduğum bir komedinim vardı. Bir onu göstereyim. Çocuklar uyudu. Video çekiyorum. Bir şekilde uyanmasınlar da istiyorum ama onu bir göstereyim size. Nasıl duruyor? En azından bir bakalım. Evet, bu şekilde göstereyim. Bir komedim bu. El boyaması falan yaptım ben bunun üzerine. Şöyle göstereyim. Bakın, spatula ile gelişi güzel darbeler vurarak rölyef pastayı sürdüm. O zamanlar multi surface boyalarımız yoktu. Biz de geri dönüşüm yapmak için ya rölyef pasta kullanıyorduk ya da parlak yüzey yazları kullanıyorduk. Bu şekilde ben hocamın kursa gitmiştim o sıra. Hocamın istediği terakota rengine boyadığım için bu şekilde. Tabii illa bu renk olmasına gerek yok. O sizin tercihinize bağlı olarak değişir. Bu şekilde çok güzel doku bırakır ve eskitmeye çok uygun bir doku olur. Bunu tavsiye ediyorum. Hatta en son yaptığım sandalyeye de bunu uygulamıştım. Evet hanımlar, rölyef pastayı sanki böyle suyla kıvamlandırılmış bir alçı malzemesi gibi düşünün. Çeşitli dokular vererek kullanabilirsiniz rölyef pastayı. Bunun dışında stencil kalıplarını, şimdi stencil kalıbı yok yanımda. Stencil kalıplarını yapıştırarak yüzeye üzerinden ince bir tabaka halinde o stencil'ın şeklini çıkartarak da kullanabilirsiniz. Birçok çeşitli kullanabilirsiniz. Poşet doku yapabilirsiniz. Yani birçok doku yapabilirsiniz. İlla rölyef pastayı budakla kullanmıyoruz. Birçok doku yapabiliyoruz. Şimdi bu en azından rölyef pastayla söyleyeceğim ilk aşama olsun. Rölyef pastanın üzerine de yaptıktan sonra tabii ki beyaz bir alçı gibi bir malzeme olduğundan dolayı kuruduğunda da sertleşiyor. Bu bakımdan kuruduktan sonra zımparalayıp istediğiniz renge boyayıp kullanabiliyorsunuz. Genelde budaklar tabii ki masif görüntü olsun, ağaç dokusu olsun diye eskitme kremleri kullanılıyor. Şu şekilde eskitme kremleri var. Şöyle göstereyim. Ben size hanımlar eskitme kremleri nerede kullanılır, nasıl olur bunlarla ilgili yani kaç çeşit eskitme şeyi vardır. Yani bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Unutmazsam inşallah. Eğer olur da unutursam hatırlayanınız olursa bana yorumlarda yazarsanız eskitme ile ilgili bir video çekmek istiyorum. Bunlar bu wax, bu eskitme kremi, antikuyne eskitme boyası, eskitme pudrası, wash efekt. Yani illa budak çektiğimiz zaman, şu wood grainer aleti kullandığımızda illa rölyef pasta kullanmak zorunda değiliz. Bunları da yüzeye sürüp budak aletiyle yine ağaç görüntüsü veriyoruz. Rölyef pasta sürdüğümüz zaman da bu boyalarla renklendiriyoruz. O şekilde söyleyeyim. Yani masif görüntü sadece rölyef pasta ve budak çekmekle mi olur? Hayır. Bu gösterdiğim eskitme kremlerini hatta boya da olur. Onları da yüzeye sürüp sonra bu wood grainer'la çekersiniz. Yine budak dokusu, görüntüsü verirsiniz. Bu şekilde söyleyeyim. Ya da budak dokusu vermezsiniz. Sadece eskitme kremiyle de masif bir görüntü yaparsınız. Şimdi birçok şey söylemeye çalışıyorum. Umarım karıştırmamışımdır. Yani söylemek istediğim budak aletiyle ağaç görüntüsü vermek istediğiniz zaman sadece rölyef pasta kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu eskitme kremleri ve boyalarla da yapabilirsiniz. Ama rölyef pastayı budak görüntüsü yaptığınız yüzeyde mutlaka renklendirmek için bu boyaları kullanmanız lazım. Ayrıca masif görüntü sadece budak çekerek olmaz. Yüzeye boyayı sürdükten sonra sünger yardımıyla silip o şekilde de bir masif görüntü elde edebilirsiniz. Böyle anlatırken karışık oldu. Bununla ilgili en iyisi hanımlar size bir video çekeyim.
uygulamalı, daha açıklayıcı olur. O şekilde söyleyelim. Şimdi rölyef budak çekelim komodinimizin üzerine. Daha önce masaya bir uygulama yapmıştım ama o zaman çocuklar çok nasıl diyeyim ayak altındaydı. Sürekli bir şey istediler vesaire bir durumlar oldu. Ne çektiğimi tam hatırlamıyorum o şekilde söyleyeyim. Şimdi aslında yine kızımın uyku problemi var ama o uyanmadan dilimin döndüğünce şu rölyef pastayla budak nasıl olurmuş onu bir anlatalım. Evet hanımlar, çok anlattın Nihal. Biraz da uygulama göster diyenleriniz olabilir, haklısınız. Tabii meslek öğretmenlik olunca derse bir ön giriş, bir ön bilgi verme gibi bir alışkanlığımız var. Gerçi okul öncesi öğretmeniyim ama lisansım. Ama bir şekilde formasyonda vesaire bu şekilde gördük. Böyle uygulama yapıyoruz gibi düşünün. Çok uzattıysam da kusuruma bakmayınız. Şimdi rölyef pastayı ben spatula yardımıyla bir kaba aldım ve sulandırdım. Bildiğiniz suyla sulandırdım. Çünkü yüzeyim hani çok geniş bir yüzey değil hanımlar. Yani o bakımdan suyla seyreltmeyi tercih ettim. Şimdi neden suyla seyreltiyoruz? Sürümü daha kolay olsun ve biraz daha incelsin diye. Ben gerçi çok fazla su katmadım. Çok ince olsun istemiyorum. Biraz kalın sürmek istiyorum buraya. Evet kızım uyandı. Gittim baktım geldim. Rölyef pastamı poşete geçirmiştim. Maalesef anneler bilirler zaten. Şimdi benim kızımda da 2 yaş problemleri var. O krizlerimizi yaşıyoruz. İlk uyandığı zaman yani ilk uyandığı zaman hemen uyuyabiliyor da ikinci uyandığında gece kesinlikle uyumak istemiyor ve aşağı inip oyun oynamak istiyor. O ikinci uyanma başlama olmadan hemen şu işlemi bitirelim. Ne anlatıyordum? Rölyef pastayı kutumuza aldık kullanacağımız kadar ve suyla sulandırdım. Yüzey çok geniş bir yüzey olmadığı için suyla sulandırdım ve o şekilde yüzeyi fırça yardımıyla süreceğim. Eğer çok geniş bir yüzeye rölyef pasta uygulayacaksanız hanımlar şöyle göstereyim. Glazing medium, boya vesaire boya yan malzemeleri ne varsa eklendiği zaman seyrelten bir yani medium öyle diyelim. Onunla rölyef pastayı seyreltip geniş yüzeylerde hani tekrardan düzeltebilmek kolay olsun diye kullanabilirsiniz. Ben suyla seyrelttim. Aslında hani glaze medium almayayım, suyla seyrelteyim. Hani kurumadan ben bu işlemi nasıl yapabilirim diyenler olursa da o da aslında kolay. Budağı çektikten sonra yanınızda bir fıs fıs olur. Böyle sıkarsınız yine çektiğiniz budağı düzeltmek isterseniz fırçayla yardımıyla düzeltir. Tekrardan budağı çekersiniz. O şekilde söyleyelim. Şimdi çok ince bir tabak halinde sürmek istemediğim için kıvamını bu şekilde yaptım. Siz de isterseniz biraz daha seyreltebilirsiniz. Şimdi bir fırça bulayım hemen başlayayım. Evet, tabii rölyef pasta çekeceğiniz zaman yüzeyde çok iyi bir fırça kullanmanıza gerek yok. Kötü bir fırça kullanırsanız hem deforme olması açısından sıkıntı yaşamazsınız. Zaten kötü bir fırçadır. O şekilde söyleyelim. Şimdi yüzeye şöyle sürelim. Ya bir de hanımlar şunu söylemeyi unuttum. Ben yüzeyi boyamadım. Şimdi rölyef pasta zaten kuruduğunda alçı gibi malzeme olduğu için hani söylediğim videonun başında söylediğim gibi bu bakımdan yüzeyi altında boya olmadan da tutunabilir. Bir sıkıntı yaşanmaz. Bu bakımdan hani boya tekrardan rölyef pasta sür falan uğraşmak istemediğim için ben direkt rölyef pastayı sürüyorum. Şöyle mikrofonu alalım. Şöyle. Bol bol süreceğim. Çok ince bir tabaka istemiyorum. O şekilde tekrar yenileyim. Hatta belki az bile yapmış olurum. Tekrardan yaparız olmazsa. Şimdi rölyef pastayı açıkçası hani ben masada çok kullanışlı bulmuyorum. Hatta masamı yapmıştım. Sonradan vazgeçtim. Onun ile ilgili de bir video çekmiştim. Hani rölyef budak nasıl geçirilir? Çünkü yaptıktan sonra gerçekten hani rölyef pastayı budak dokusunu yüzeyden
geçirip eşitleme o kadar kolay olmuyor hanımlar. Çok önemli değil, fırça izi olabilir, her şey olabilir. Zaten budak çekeceğiz. Şöyle yapalım. Rölef pastı bu daha çekerken kameranın açısını iyi ayarlayamamışım. Tekrardan düzledik. Düzledim daha doğrusu. Komodini bu şekilde çevirdim. Biraz uzak düşüyor bana tabii, videoda da çıksın istiyorum. Kamera da var. Aman klima var diyeyim. Biraz çabuk kuruyor haliyle. Şöyle alayım. Noktayı söylediğim gibi koyuyoruz. Şöyle kendimize doğru çekiyoruz, esnetiyoruz, bir daha çekiyoruz bu şekilde hanımlar. Fazlasını da fırçayla alıp bezle siliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, silip budak aletimizi tekrar dümdüz çekim yapsak, gece çekim yapsak fark etmiyor. Çocuklar sağ olsunlar, Allah canlarına sağlık versin. Öyle diyelim, tekrardan koyalım. Şöyle. Çektik, fazlasını alıyoruz. Çok düzgün olmasına gerek yok hanımlar. Hiç ona takmayın. Hani budak yamuk oldu, şöyle oldu. Zaten eskiteceğimiz için bunu hiç o kadar da belli olmayacak. Yeter ki çok fazla şey olmasın. Hani görüntü çok bozuk olmasın. Esnetiyoruz hanımlar. İstediğiniz kadar budak görüntüsü verebilirsiniz. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Mesela şurada. Şöyle fırçayı şey yapalım. Fazlasını alalım. Böyle bir fazlalık varmış gibi görünüyor. Hemen fırçayla onu düzeltebiliriz. Tekrardan boz yap yapmaya gerek yok. Zaten eskitme yapacağımız için buna budakları da koyu renk yaparız. Öyle olunca da açıkçası hani zaten boyutlu görüneceği için hiç fark etmez. Yani budak çekerken kendinizi çok sıkmayın. Fazlasını da mutlaka aletin üzerinden alın. Şöyle. Hani bir kere de işlemi yaparsak tabii ki daha konsantre bir şekilde yapabiliriz. Ama benim gibi 50 kere videoyu aç kapat. Ne yaptığımı şaşırıyorum. Hatta ben bu şekilde yan yana birçok budak yapmayacaktım. Bir boş çekecektim, bir budak yapacaktım. Ama bu şekilde gidiyoruz artık. Tekrardan hanımlar, mantığı bu. Şu yuvarlak kısmı, video açısı görüyor mu bilmiyorum. Şu yüzeye koyup elimizi esnetiyoruz. Bu şekilde. İstediğiniz kadar budak yapabilirsiniz. İsterseniz bir kere de çekersiniz. İsterseniz birkaç kere de. Şu kısmı beğenmedim mesela ben. Şimdi onu beraber bir düzeltelim. Nasıl düzeltiliyormuş, en azından ona da örnek olsun. Şimdi neden bu tarz bir durum oldu? Ben rölyef pastayı çok yoğun bir şekilde sürdüğüm için. Eğer ince sürerseniz bu budak aletiyle ilgili hiç böyle problemler yaşamazsınız. Ben biraz kalın bir budak istediğim için haliyle hani budak aletini esnetirken orada fazladan çektiği rölyef pasta illaki bir birikme oluyor. Ondan kaynaklanıyor onlar, öyle söyleyeyim. Hani ben çok kalın sürdüğüm için böyle oldu. Siz ince sürmek isterseniz hiç böyle şeyler yaşamazsınız. Ama bu benim tercihim. Hani ben kalın sürmek istediğim için bu şekilde yaptım. Dediğim gibi zaten kuruyacak, zımparalayacağız. Eskitme kremleri süreceğiz. O bakımdan yine istediğimiz güzel görüntü olacak. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki benim istediğim kalınlıkta olsun. Şöyle koyuyoruz. Mesela burada iki defa çektim. Üç defa çektim. İsterseniz tek kere de çekin. Hiç fark etmez. Fazlasını her defasında yanınızda ıslak bir mendille bulundurun.
ya da böyle bir bez. Fazlasını alıyorsunuz hanımlar. Tekrardan işleme devam ediyorsunuz. Bu şekilde. Burada da böyle oldu. Çok simetrik bir budak görüntüsü olmasına gerek yok. Çünkü doğal ağaç dokusu zaten çok, nasıl diyeyim, simetrik falan değil. İlla ki kendine özgü bir dokusu var. Biz şimdi yapay bir doku yaptığımız için onu da yakalamış oluyoruz. Yani hani biri üstte, biri altta, biri iki oldu, biri üç oldu. Hiç fark etmez. Aslında dediğim gibi ben bu şekilde yapıp bir tek çekmeyi düşünüyordum. Onunla ilgili de videolarım var. Pano yapmıştım. Rölyef pastası uygulamıştım. Onlarda da mesela bir bu şekilde budak çektim, bir boş çektim. Hani merak edenler varsa o doku nasıl görünüyor diye o videolarımdan bakabilirler. Bana bu şekilde yeterli. Dediğim gibi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonra zımpara ve eskitme kremi kullanacağız. Bakalım nasıl bir renk çıkacak. Hanımlar, budakları çektik. Rölyef pasta tabii ki sıyrıldı. Mobilyanın kendisi ortaya çıktı. Tabii ki hiç problem değil. Zaten zımparalayıp üzerine boyayacağımız için multi surface boyayla bir problem yaşamayacağız. 24 saat bekleteceğim kuruması için. Zaten mecburen bekleteceğim. Kızım uyanıp durduğundan dolayı aşağı inmek istiyor. Şu an gezmek istiyormuş evde. Ben onunla ilgilenirken rölyef pastamız da burada kurusun. Eskitme olayını yarın sabah gerçekleştireceğim. Bakalım ne çıkacak. Şimdi rölyef pastamız kurudu. Artık yüzeye güzelce tutundu. Ben bunu şöyle sünger zımparayı göstereyim. Sünger zımparayla dairesel hareketlerle hafif bastırmadan zımparaladım. Sadece dokunduğumuz zaman yüzeyde pütürlük elimize gelmesin diye. Özellikle kalın çektim rölyef pastayı. Biraz nasıl diyeyim, dokulu ve kalın bir şekilde istediğim için. Şimdi tabii ben 6-7 kez rölyef pastayı yüzeyde bırakarak gittim geldim, gece kızımı uyuttum. Tabii o aralıklar uzun zamanlar oldu. Peki ben rölyef pastayı yüzeyde o şekilde bıraktım ama nasıl kurumadı? Çünkü bıraktığınız zaman illaki yüzeyde kurur. Öncelikle kaba aldım rölyef pastayı, poşete geçirdim. Bir şekilde havale temasını engelledim ki orada bir kuruma olmasın. Fırçamı da aynı şekilde. Yüzeydekini de hanımlar, kızım ağlayıp uyandıkça mesela yanında şöyle bir göstereyim hemen, su sprey şişesi var. Kızımın ağladığını duyduğum zaman çata 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 böyle yüzeyi, suyu püskürttüm. O şekilde bıraktım, gittim geldim ki nemli kalsın. Yüzeyde rölyef pasta kurumasın. Bu kadar gitmeye gelmeye rölyef pasta gayet budaklarım hoş oldu. Şimdi eskitme kremi yapacağız. Güzel bir görüntü olacak. Şu kısımlarda da videoda dün akşam anlattığım gibi ben rölyef pastayı kalın sürdüm hanımlar. Kalın sürdüğüm için budak aletini şu şekilde çektiği esnettiğiniz zaman rölyef pastası tabii ki belli bir yoğunlukla o tarak kısmından geliyor. Böyle kıvırdığınız zaman da kendini buraya bırakmış oluyor. Ama bir hata değil, bir sorun da değil. Sonuçta gayet başarılı, güzel bir budak görüntüsü yaptık. Şimdi de eskitmesine geçeceğiz. Ben hani nasıl kurumadı, en azından onunla ilgili de bilgi vermiş olayım istedim. Şimdi bir eskitmeye geçelim. Evet hanımlar, şimdi rölyef pastayla çektiğimiz budak dokusunu eskitirken hani çok bir kuralı yok bunun. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz, istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Dün de videonun başında ön bilgilendirme olsun diye söylediğim gibi eskitme kremi kullanabilirsiniz, wax kullanabilirsiniz, kadensin wash efektini kullanabilirsiniz, eskitme pudraları kullanabilirsiniz, anti queen kullanabilirsiniz, hatta bunu boyayla da yapabilirsiniz. Ama boyayla yaparken glaze medium'la boyayı iyice seyreltmeniz lazım. Şöyle gösterelim. Glaze medium'la iyice seyreltmeniz lazım ki sürüldüğü zaman yüzeyden rahatlıkla silinebilerek hani istediğiniz efekti gösterebilmesi için. Şimdi ben hani Instagram'dan sormuştum. Benden istenen şekliyle yapacağım. Eskitme kremleriyle yapacağım. Bu şekilde yapacağım. Eskitme kremlerini de normalde
tabağı kullanabileceğiniz kadar alıp glaze mediumla karıştırıp seyreltip ondan sonra da sürebilirsiniz. Eğer geniş yüzeyler yapacaksanız. Ama ben şimdi burada yüzey çok geniş olmadığı için glaze mediumu yüzeyin direkt süreceğim. Ondan sonra eskitme kremlerini sırayla süreceğim. Dediğim gibi bunun bir kuralı yok. Bunu önce sürdüm, bunu böyle yaptım, şunu niye geçiş? Bunun böyle bir kuralı yok. Yapacağım. Mesela sandalye boyarken de ben o ibiyle yaptığım sandalyemi boyarken şeyi kazandırmak için hani arkada dursun, boyut kazansın, derinlik olsun diye glaze mediumla koyu renk boyayı karıştırmıştım. O şekilde kullanmıştım. Bu da aynı tarz öyle olacak. Şimdi glaze mediumu az süreceğim. Çünkü ben burada hem bu eskitme kremleriyle eskitme göstereceğim. Onun kurumasını bekleyip daha sonra yağlı boyayla eskitme soruldu bana. Onu da burada göstereceğim. Hani çok fazla glaze sürmek istemiyorum yüzeye. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Tabii glaze ne olacak? Sürdüğümüz zaman eskitme kremlerini rahatlıkla yaydırıp silmemize yardımcı olacak. Yoksa yoğun bir kıvam olur. O yoğun kıvam olduğu zaman da hani istediğimiz gibi rahat hareket edemeyiz. Yoksa yine etkiyi yaparız da rahat hareket edemeyiz. Bir yandan da sesimi mikrofonu şimdi takmadım gündüz vakti diye ben şimdi kaçtım. Genelde atölye olarak mutfağı kullanıyorum. Ama şimdi içeriden mutfaktan kaçtım çok fazla bana karıştı çocuklar diye. Şimdi onları çekmek istemiyorum videoya ben açıkçası. Yani sonuçta burada boyama yapıyorum. O bakımdan daha çok amaca yönelik videolar çekiyorum. O şekilde söyleyeyim. O bakımdan babalarına emanet ettim. Buraya geldim ve çekiyorum. Şimdi eskitme kremi ne var mesela? İsli siyah. Bunların renkleri var hanımlar. İlla bu renkler de olmak zorunda değil. Şöyle sırayla da olmak zorunda değil. Dediğim gibi bunun bir kuralı yok. Sadece derinlik kazandırmaya çalışıyoruz. Olay bu. Yani bu zaten bilinen teknikler, yapılan işler hanımlar. Kimsenin tek elinde de değil. Onu da araya sıkıştırıp söyleyelim. Bazen öyle yorumlar da alıyorum da. İşte falanca filanca şöyle demiş. Böyle gerek yok. Hiç o tarz işlere girmeye gerek yok. Ben öyle şeylere girmiyorum zaten. Ben boyamayı seviyorum. Benim gibi boyama seven insanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Evimde yapıyorum zaten. Hoş bunu hani ticarete döksem ne olur? Yine aynı şekilde ben bütün püf noktalarıyla yine herkese her şeyi anlatırım. Hiç de bu konuda bir sıkıntı yapmam. Biraz kahverengisi fazla olsun istediğim için. Daha doğrusu bana öyle geldi hani nasıl yapabiliriz, nasıl olabilir? Biraz başarıktan da alalım. Klima var. Yani bir şekilde şey oluyor. Üzerine koyduğumuz glaze bile olsa. Hemen bir kurumu gerçekleşiyor. Baş efekti olarak ne kullandım? Ekim sisi var. Ben de onu kullandım. Koyu ardoğaz grisi de var bunun. Bendekileri söyleyeyim. Ama farklı renkleri de var. Yani yaban kekiği var pembesi, oksit sarısı var, beyazı var, siyahı var. O şekilde söyleyeyim hanımlar. Birçok rengi var. Yeter ki siz isteyin, merak edin. Bir şekilde malzemelere ulaşırsınız zaten. Her boya markasının da bu tarz eskitme kremleri, waxları var mevcut hanımlar. Şöyle ışık az burada da. Şöyle ışığı açalım. Gelişi güzel. Hiç şey yapmıyorum. Evet. Artık görüntü nasıl olacaksa. Aslında oraya pembe de koyabilirmişim. Ben pembeyi çok severim. Şöyle. Tamamen videolar yapılan işe odaklansın istediğim için
hani görüş alanına girmeyeyim istiyorum. Bu bakımdan da biraz aslında videoyu çekmek bu şekilde çok da kolay olmuyor. Öyle söyleyeyim. Siyahları genelde budak kısmında bırakacağım. Orada sadece bir derinlik kazandırsın diye. Kalanını böyle kahverengili, ekimsiz ile. Renk tercihi dediğim gibi tamamen sizin zevkinize göre olur. Ben elimdeki boyaları kullanıyorum şu an. Elimde bunlar var. O yüzden bunları kullanıyorum. Evet, gelişi güzel sürdük. Arılarda beyazlar da kalsın istedim ben. O şekilde. Şimdi yapacağımız şey, bende dokulu sünger var. Dokulu süngeri tavsiye ederim onlar. Zaten çok nasıl diyeyim, pahalı bir şey değil yani. 1,5-2 lira. Hobi marketlerde satılıyor. Koçtaş'ta vesaire oralarda da herhalde vardı, tam bilmiyorum. İsterseniz tabii ki bulaşık süngeriyle de yapabilirsiniz. Nemlendirdiğiniz süngeri bu şekilde yüzeyde yaptığınız boyayı hanımlar sürdüğünüz gibi siliyorsunuz. Olay bu. Eskitme o kadar kolaydır ki hanımlar, hiç gözünüzde büyütmeyin. Ve tamamen kişinin kendi zevkine göre yapabileceği bir iştir. Sür sil tekniğidir hanımlar, yani sür ve sil. Ama bunu çok beğendim ben. Acaba yapmasam mı diye düşünmeye başladım. Yağlı boya eskitmeyi. Böyle arada beyazlar. Ve mesela diyelim ki beyazları pudrayla da yapabilirsiniz. Araları pudralar serpiştirirsiniz. Ben de şimdi sarı var. Bunun yeşili ve beyazı da var da bulamadım. Kendime yeni bir dolap aldım IKEA'dan. Bakalım. Sepetli, çok güzel. Onu kullanacağım artık boya işlerimde. Şöyle istediğiniz görüntüyü alıncaya kadar siliyorsunuz. Hani çok da gözünüzde büyütülecek bir şey değil. Dediğim gibi aralarda ben beyaz görünsün istedim diye bu şekilde bıraktım. Siz istediğiniz görüntüyü elde edecek şekilde silersiniz. Mesela siyah çok istemiyorsunuz. Silersiniz buradan. Biraz mobilyanın kendi dokusu görünsün istiyorsunuz. O şekilde yaparsınız. Tamamen kişinin kendi zevkine göre yapılacak bir şey. Yani çok da kolay. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz hanımlar? Yakın planla gösterelim. İsterseniz tabii burayı mesela daha çok silerek gri ile kahverenginin ve siyahın birleşmesini sağlayabilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Ama ben hani bu şekilde bana yeter diye düşünüyorum. Çünkü zaten üzerine yağlı boya yapacağım. Gerçi çok beğendim, yapmasam mı diye düşünmeye başladım ama yağlı boya eskitme yapacağım için şimdi size en azından hani tekniği nasıl olabilir onu göstermiş oldum. Hanımlar, ben elimden geldiğince, dilimin döndüğünce size püf noktalarını anlatıyorum. Mesela diyelim hanımlar, şimdi bu çekmeceyi boyamaya geçeceğim. Aslında boyama için videoya bir şey katmak istemiyordum ama bugün işte YouTube'dan beni görüp de FaceTime ulaşan bir bayan oldu. Onunla bir muhabbet ederken, hani yazışırken söylediği bir şeyler, yani ben de hani bununla da videomda değineyim düşüncesini düşündürdü, öyle söyleyeyim. Şimdi rulo ile ve fırça ile ben size yine boyama göstereceğim. Bir çekmeceyi rulo ile boyayacağım, bir çekmeceyi fırça ile boyayacağım. Bu şekilde göstereceğim. Ona geçmeden önce söylediğim gibi ben budak dokusunu yağlı boya eskitmede yapacağım için, üzerine tabi boya süreceğim, sonra yağlı boya ile eskiteceğim için hani geçişleri bu şekilde bıraktım. Bu şekilde bırakılır, kullanılır mı? Kullanılır. Herkesin zevkine göre değişir. Ama isteyenler, biraz daha boyaları birbirine geçirmek isteyenler, eskitme kremlerini öyle söyleyeyim, geçirmek isteyenler süngerli biraz daha silip boyaları birbirinin içine geçirebilirler. O şekilde de tekrardan bir bilgi yenilemesi yapalım. Şimdi telefonu bir şuraya bir monte edeyim.
Çok zevkli, güzel işler yapan bir hanım efendi bana ulaştı Facebook'tan. Birkaç sorusu oldu. Yani hani mesajla yazıştık. Çok güzel, zevkli işler yapmış. Orada bana bu ruloyla boyamada tabak kullanımı ile ilgili bir şey söyledi. Hani tabak kullanırken tabii ki plastik tabak kullanın. Bu köpük tabaklardan kullanmayın. Köpük tabaklar boyayı emer. O şekilde söyleyeyim. Şimdi mesela ben boyama yaparken birçok videomda ikinci bir boş tabak bulunduruyorum. Hani ruloyla boyama yaparken fırçayla zaten öyle bir şey gerek yok, yapmıyorum. Onu da göstereceğim şimdi. Ruloyla boyama yaparken ikinci bir tabak bulunduruyorum. Hani ruloya boyayı yükleyip fazlasını aldırıyorum. Şimdi ben onu neden yapıyorum hanımlar? Boyamaya ilk başlayan hanımlar için. Yani boyayı yüzeye fazlaca koymasınlar. Hani fazlaca boya yüzeye atmasınlar diye. Hani rulo İkinci tabağı aldığınız zaman rulodaki boyanın fazlasını tabağa alabilsinler. Yüzeyde fazla boya olmasın diye. Ay, bu kadar basit bir şeyi bu kadar zor anlatabilmek. Kulağım içeride çünkü yine kavga var. Anlaşamıyorlar. Farklı cinsiyette oldukları için biri erkek biri kız anlaşamıyorlar. Olabilir. İleride birbirlerinin kıymetini bilirler. Anlaşırlar inşallah. Şimdi ben kendim boyama yaptığım zamanlar, hani ruloyla ya da ruloyla boyama yaptığım zamanlar, boyayı ruloya yedirdikten sonra ikinci bir tabakta gelgit hareketi yapıp boyayı bırakmıyorum. Boyayı ruloya yükledikten sonra yüzeyde yedirme yapıyorum hanımlar. Yani eğer eliniz artık ruloya, boyaya alıştıysa ikinci bir tabak kullanmaya gerek yok. Onu şimdi göstereceğim. Hani çok matah bir şey mi göstereceğim? Hayır. Bunu göstereceğim. Bu da sizin aklınızın bir köşesinde olsun. Hani illa ikinci bir tabağa gerek yok. O da bir maliyet sonuçta. Öyle düşünün. Şimdi bir ruloya yükleyelim boyayı. Yer bulamadım. Şöyle tripodun altından yapalım. Şöyle yükleyelim. Telefonu düşüreceğim. Evet. Yani ben her ayrıntıyı göstermeye çalışıyorum. Özellikle videolarımda. Ama o şekilde söyleyeyim. Gerçi şimdi çok tam yediremedim. Çünkü ruloyu rahat hareket ettiremiyorum. Şu an bir çalışma alanını sıkıntısı yaşadığım için. Olduğu kadar diyelim. Şimdi hemen göstereyim size. Bu şekilde de yapılabiliyor. İlla ikinci bir tabakta boyanın fazlasını atmaya gerek yok. Yedirebiliyorsanız yüzeyde direkt yedirebilirsiniz. Ki ben en son masa verniklemede de ruloya vernik yükledikten sonra verniğin fazlasını almadım. Hani videoda öyle bir ayrıntı da yok. Çünkü direkt ruloyu vernikli ruloyu yüzeye vurup yüzeyde yedirdim yani verniği. Artık elinize alıştıysa ikinci tabakta tekrar fazlasını al. Onu yapmanıza gerek yok yani. O da bir size bir zaman kaybı olmasın, bir külfet olmasın. Şöyle görüş alanına göre şey yapalım. Çıkartmadım tabii. Evet, şimdi çıkartmadım çekmeceyi. Direkt ruloyu vuruyorum hanımlar. Ben altına bunun yani bu alt zemin boya olacak. Hani mobilyayı bu şekilde boyamayacağımız için çok böyle pürüzsüz, süper bir boya olmasına gerek yok. Gerçi zaten kahverengi ilk kat yaptığınız zaman illaki pütürlükleri olur. Dalgalanma görüntüsü olur. O noktada bir sıkıntı olmaz. Eğer düz boyamayı birkaç kat daha yapıp pürüzsüz yüzeye ulaşmak istiyorsanız o birkaç kat daha yaparsınız. Ama ben burada hani çekmeceleri ne yapayım diye sorduğum zaman bana dekopaj olsa ne güzel olur diye söyleyenler oldu. Şimdi dekopaj yaparken de mutlaka açık zemini boyayacağımız için bu şekilde boyayı tek katta bırakacağım hanımlar. Onu demeye çalışıyorum. Evet. Şöyle. Her zaman mesela ruloyu ne yaptım? Yüzeyin ortasına koydum. Bu şekilde gelgit hareketleri yaptım. Asla yani uzun yüzeyden yaptım bir de asla kısa yüzeyden bu şekilde bir boyama yapmadım. O zaman çok iz olur. Şöyle tarama işlemini de yapalım. Pürüzsüz bir boyaya ihtiyacımız yok. Zaten
Yine de o ilk kat için gayet güzel bir kat oldu, onu da söyleyeyim. Ama ihtiyacımız yok. Zaten üzerine dekupaj yapacağız. Şimdi fırçayla da bir gösterim yapayım size. Fırçayla gösterelim burada. Her videomda genelde göstermeye çalışıyorum. Hani ilk defa görenler için. Şimdi ayakta boyama yapacağım. Biraz tabii ki rahat hareket edemeyebilirim. Böyle boya kabımızı, boyamızı aldık. Fırçamızı nemlendirdik. Şimdi fırçayla boyama yaparken de fırçanın şu şekilde hanımlar, uç kısmından tutup böyle kesik kesik boyama falan yapılmaz. Yani o biraz acemi işi olur. İlk defa eline fırçayı alanlar o şekilde boyama yapar. Siz eliniz alıştıkça fırçayı tutuşunuz da değişecektir. Fırçada önemli olan nedir? Fırçayı hakim olmak. Fırçaya hakim olmak. Ara verdim, geldim. Fırçayı ucundan tutarsanız fırçaya hakim olamazsınız hanımlar ve istediğiniz şekilde güzel bir boyama katı çıkartamazsınız. O şekilde boyama yapanlar da var, gördüm ben. Ama ne yapıyorlar sonra? Eskitme kremleriyle, antik queenlerle üzerine illaki eskitme katı atıyorlar ki hatalar kapansın. O da aslında güzel bir yöntem, en azından hatalarını kapatma gibi bir yöntemi de bulabilmişler. O da güzel, öyle söyleyelim. Şimdi fırçaya hakim olmak lazım, ucundan tutmamak lazım dedim, bu birinci. İkinci, fırçayı boyaya doyurmak lazım ama doyururken de boyayı şu kısımlara kadar, yani bu kısımlara kadar getirmemek lazım. Ucundan boyayı alacaksınız ama fırçayı boyaya doyuracaksınız. Bu vernik için de geçerli. Şöyle yapalım. Şöyle bunu bir aşağı mı itsem, hiç rahat hareket edemedim. Hem ayaktayım hem eğiliyorum. Evet. Şu an çalışma imkanlarımız böyle. Ben fırçayı böyle tutuyorum. Böyle daha rahat hareket ettirdiğim için, hızlı istediğim gibi boyama yaptığım için fırçaya ne yaptım? Boyayı yüklüyorum ama bir güzel doyuruyorum. Doydu yani bu şu an. Ve şu kısımları almıyorum. Şöyle şimdi boyamaya doğru bir gösterelim. Ne çileler çekiyorum hanımlar videoları çekerken, ama isteğim güzellikle öğrenmeniz, hani bu işi gerçekten elinize aldığınız zaman yapabilmeniz. Şimdi fırçayla boyarken de dediğim gibi ucundan tutarsanız fırçaya hakim olamazsınız. Güzel bir boya olmaz. Kesik kesik de boyama yaparsınız. Hoş bir görüntü de olmaz. Anca eskitmekle kurtarabilirsiniz onu. Hiç öyle şeylere girişmeyin. Her zaman uzun yüzeye doğru boyuyoruz. Fırçayı orta noktaya koyuyoruz. Bu şekilde hanımlar, fırçayı hakim olarak yüzeye boyayı bu şekilde yediriyorsunuz. Ne oldu? Bu kısımlarda boyam bitti. Şöyle burada da tarama işlemi yapıyorum. Bir de sulandırıyorsunuz zaten fırçanızı. Şimdi bir daha bir boya yükleyelim. Nasıl? Ruloda boya bitinceye kadar ruloyu yüzeye sürüyorsak fırçada da aynı şekilde hanımlar. Bu da alt zemin olacak. Bu şekilde tekrar bir orta noktasından buluyorum. Yine aşağıdan başlamıyorum, dikkat ettiyseniz. Evet, benim bunları boyayıp içeri gitmem lazım. Babamız artık baş edemiyor galiba. Bu şekilde. Evet. Tarama işlemi yapıyoruz. İlk kattır bu. İlk kat olduğu için illaki dalgalanma olur, her şey olur. İkinci katta işte boyanın rengine, yüzeyine göre. Bu şimdi ikinci katta tamamen sıfır hatalı olacak. Ama boyama tekniği de bu şekilde de fırçayla. Bunu da bilgilendirmiş olayım. Ben bir içeri gideyim bakayım ne şartlarda boyamalar yapıyorum hanımlar. Vallahi yani gerçekten bir kulağım orada, bir elimde fırça. Bakalım. Bunu da göstermek istedim size. Fırça ve rulo arasındaki fark olarak. Mesela bu fırça izi değil, tamamen mobilyanın kendi dokusu. Mesela buraya da fırçayla boyadım. Siyahı ne kadar görünüyor bilmiyorum. Tamamen kendi mobilyanın kendi dokusu. Ama ruloyla boyadığınız zamanki yüzey bu şekilde oluyor. Tabii ilk katta bu böyle oluyor. İkinci katta, üçüncü katta artık yüzeyin rengine göre. Tabii ki o da pürüzsüzleşiyor. Bu şekilde bilginiz olsun. Ama ben videolarımda her zaman rulo ile fırçanın bıraktığı doku farklıdır.
Diyorum ya işte bunu en azından bu şekilde göstermek istedim. İlk kat, ilk kat. Tabi boya renginin de farkı vardır falan diyebilirsiniz. Sonuçta bu fuşya biraz daha koyu. Bu beyaz kahverenginin üzerine. Ama benim size göstermek istediğim doku. Yani fırça tamamen komodinin kendi dokusunu alıyor. Bu şekilde. Ama rulo ile böyle oluyor. Kapanır mı? Kapanır bir iki kattan sonra. Ben gelişi güzel boya katları attım. Şimdi isteklere göre işte vintage decat vesaire beton efekti bir şeyler yapacağız bakalım neler çıkacak. Evet, şimdi komodinin üstüne sabah farklı bir eskitme yapmıştım. Şimdi oksit sarının içine birazcık kahverengi koydum. Yani biraz daha doğal bir ağaç görüntüsü olacak. Bunu da böyle yağlı boyayla eskiteceğim. Yağlı boya keten yağıyla seyreltilir. Bu şekilde kullanılır. Şimdi uygulamaya geçelim. Evet, gittim eski bir çorap getirdim. Şimdi fırçayla falan uğraşmayacağım. Çorabı bu şekilde elime geçirdim. Daha pratik olur diye düşünüyorum. Yani kullanılan bir şey. Hani bu benim uydurduğum bir teknik değil. Yani çorap kullanmak yapılan bir şey. Öyle aklımıza geldi, yaptık. Bu benimdir, bana aittir demiyoruz. Evet. Şöyle keten yağını birazcık yağlı boya eklemiştim zaten. Hafif seyrelsin diye. Şu mikrofonda hışırtı çıkartmasın. Şöyle mi koysak acaba? Bunun da böyle bir yönü olabilir. Hışırtı yapar. İnşallah yapmaz. Güzel bir ses gelmiş olur size. Şimdi şöyle yedirdim çorabıma. Süreceğim. Sonra sileceğiz. Zaten eskitmenin olayı bu hanımlar. Şöyle budak kısımlarını mikrofonu en elimde tutayım. Zaten çorapla yapıyoruz. Budak kısımlarını şöyle yedirelim. Pratiktir. Elimiz batar tabii ama en azından fırçayla falan uğraşmamış olacağız. Şöyle birazcık da biraz farklı bir renk koyalım şuraya. Çeşit olsun. Koyuyu genelde budakların olduğu kısımlara koyacağım. Bu şekilde çorapla yüzeye yedireceğim. Sonra keten yağını seyreltilmiş bezle sileceğim. Eskitmelerin mantığı bu hanımlar. Yani eskitme sadece budak değildir. Şimdi eskitme bilmeyen, ilk defa görenler için söyleyeyim. Eskitme demek sadece rölyef pasta ile budak yapıp eskitme değildir. Eskitmenin birçok tekniği vardır. Bunlar neler? Açıkçası sadece düz bir zemine bile eskitme boya bile kullanabilirsiniz. Eskitme kremine ya da yağlı boyaya ya da antikuinleri bunlara gerek duymadan boya ile bile yapabilirsiniz. Ama çeşitli eskitme pudraları, boyaları, kremleri, yağlı boyaları çok geniş bir kullanım alanı var boya açısından söyleyeyim. Nerelere eskitmeler yapılır? Oymalı mobilyalar harika olur, şahane olur. Özellikle oymalı polyester objeleri çok beğeniyorum ben. Oymalı mobilyaları çok beğeniyorum. Şu biraz daha kahverengi yapacağım, az kaldı o. Onun dışında oymalı mobilyanız yoksa artık onlar da kolay oldu. Şöyle bir yağlı boya koyalım da. Evet. Ne diyordum? Oymalı mobilyanız yoksa hanımlar, şimdi çok güzel mobilya aksesuarları var, aplikler var, çıtalar var. Çıtaları, aplikleri mobilyalarınızı yapıştırıyorsunuz. Hatta polyester objeleri yapıştırıyorsunuz. Hatta kil hamurundan silikon kalıpla yaptığınız objeleri yapıştırıyorsunuz. Hatta beton efektiyle derz, bakın derzle bile oluyor. Yoğurt kıvamını getiriyorsunuz. Silikon kalıplara derzleri dolduruyorsunuz. Biraz da içine tutkal koyuyorsunuz. Onu bir gün yapsak mı acaba? İçine biraz da tutkal koyuyorsunuz. Ondan sonra kurduktan sonra çıkartıyorsunuz. Bildiğiniz alçıya dönüşüyor. Onu alçıyla da yapabilirsiniz. Çok çeşidi var yapılacak. O kadar çok teknik, o kadar iş var ki hanımlar. Yani derya diyeyim yani bu iş için. Çok seviyorum boyamayı.
O şekilde söyleyeyim. Şimdi çorabımla ben bunu ne yaptım? Yüzeye yedirdim. Şuraları da şöyle hazır elimde çorap varken geçireyim. Çok pratik oluyor. Eliniz batabilir. Biraz elimiz batsın. Ama fırçayla sür. Ondan sonra bezle yedir. Yok, uğraşmaya gerek yok. Çorabı elinize geçiriyorsunuz. Bir güzel yüzeye yediriyorsunuz. Sonra sileceğiz bunu. Bunu nerede gördüm hatırlamıyorum. Hatırlasam kimden gördüm, nerede gördüm bunu mutlaka sizlerle paylaşırdım. Ama eski bir yöntem herhalde demek ki bilmiyorum. Ama her yaptığımda hani bu benimdir dememek lazım diyorum. Şimdi bezle seyrelçe bir bez alayım. Eh Nihal, fırça kullanmadın elim battı ama zaten elimiz her türlü batıyor. Problem değil. Şimdi şu keten yağını, tabaktaki keten yağını gördüğünüz gibi bezime, aslında çorapla da yine devam edebiliriz. Ama şöyle yapalım. Bezime keten yağını sürdüm. Keten yağı yağlı boyayı seyreltiyor, alacak şimdi yüzeyden. Ve yani istediğimiz açıklık koyulup da sileceğiz. Ne diyoruz? Eskitme budur. Silme, sür, sil tekniği. Bazı mesela açıldı diyelim ki bazı yerler. Yine koyultmak istersek yine aynı şekilde sürüp koyultabiliriz. Yağlı boyaya bayılıyorum ben. Ben yağlı boya eskitmeye bayılıyorum hanımlar. O şekilde söyleyeyim. Yani eskitme kremlerin, antikuinler, wash efektler, onlar bunlar şunu vermiyor ya. Herkesin sevdiği bir yöntem var tabii. Bence vermiyor. Bilmiyorum. Videoyu izleyenler bana söyleyebilir yorumlarda. Yağlı boya mı acaba, eskitme kremi mi? Öyle diyelim. Şimdi şu budak kısımlarını biraz daha bir koyultsak mı diye düşünüyorum. Çok da silmek istemiyorum. Yani renk olarak çok hoşuma gitti çünkü. Evet hanımlar, yok ben çok silmek istemiyorum. Renk olarak çok hoşuma gitti. Şimdi ışıktan çok iyi anlayamıyorsunuz muhtemelen. Çünkü ben şu an telefonun ekranından bakıyorum, kameradan. Çıplak gözle görüldüğü kadar güzel görünmüyor tabii ki. Gündüz gözüyle de çekerim. Ama yağlı boyayla eskitme, gerçekten bu eskitme kremleri, antikuyumlar, boyalar bunlardan çok daha güzel bir etki veriyor. Bir de daha doğal görünüyor. Öyle söyleyeyim. Tabii ki herkesin zevkine göre değişir bu tarz şeyler. Gündüz vakti de çekerim. Ne yaptım? Yağlı boya. Şöyle yağlı boyamı da göstereyim. İki rengi ben karıştırarak yaptım. Şu rengi de gösterelim. Ve keten yağım nerede acaba? Keten yağım. Onu da göstereyim. Evet, yağlı boya çorap yardımıyla yüzeye sürdüm. Sonra keten yağını beze biraz aktardım. Koyu kalmasını istediğim yerleri çok fazla silmedim. Açık kalmasını istediğim yerleri de sildim bu şekilde. Yağlı boya biraz kokulu ama çok rahatsız edecek bir kokusu yok. Özellikle alerjik astımlar için söyleyeyim. Glazing medium daha çok problem yapıyor. Açıkçası yağlı boya o kadar rahatsız etmiyor keten yağı da. Yağlı boya şimdi geç kuruyan bir malzeme. 2 günde tam kuruması gerçekleşecek. Şimdi şu durumdayken parmak izi olur, her şey olur. Yani yağlı boyayla eskittiğiniz bir yüzeyi biraz korumanız gerekiyor kuruyuncaya kadar. Geç kurur ama kuruyunca da alttaki boyayı çok güzel korur. İşte videoda gösterdiğim bir komodinim vardı. Ben onu yağlı boyayla eskitmiştim. Hocamın istediği terakota renginde ve vernik yapmadım onlar. 10 senedir kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Gayet sağlam. Bu şekilde gündüz vakti de gösteririm.